Herkese tekrardan merhabalar. Geçen haftaki dersimizde potansiyometre kullanmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise uygulama yapacağız. Potansiyometre ve LED'i kullanarak. İlk önce Proteus ile çizeceğiz. Daha sonra kodlarına geçeriz. İsterseniz başlayalım. Peak Device'tan Arduino'yu seçelim ilk başta. Arduino'nu. Daha sonra EG Pot. Pot EG. Aktif olarak değiştirebiliyoruz simülasyonda. O yüzden bunu kullanıyorum. Daha sonra LED. LED'imiz de aktif olması lazım. Animated LED model. Aktif olanı seçtim. Yeşil olanı. Daha sonra bir de resistör. Yani direnç kullanıyoruz. Akını sınırlamak için. Kullanacağımız device'lar bu kadar. Kurulumuna geçelim. Önce Arduino'muzu koyduk. Daha sonra ise potansiyometremizi kuralım. Geçen dersimizde anlatmıştım nasıl kullanacağını. Bir bacağına power. Bir bacağını ise genliğe bağlıyoruz. Diğer bacağını ise A0 veya alt pinden birine bağlayabiliriz analog pinlerden. Geçen dersimizde 1K olarak kalmıştı değeri. Bu dersimizde 10K yapalım. Ve gerçek hayatta ise görseline bakalım. Kullandığımız gerçek hayatta potansiyometre bu. 3 tane ayağı var bunun da. Şekildeki gibi gördüğünüz gibi. Şuradan çevirmeli. Çevirebiliyorsunuz. İç yapısını da araştırırsanız bulursunuz internetten. Sarılı bir direnç bulunuyor içinde. Tekrardan istismize dönelimiz. Şimdi ise LED'imizi bağlayalım. LED'imizi bağlamadan önce birkaç bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere biz potansiyometremizden 0 ile 1023 arasında değer alıyoruz. Ancak dijital pinlerimiz bu değerleri 0 ile 255 değer arasında almaktadır. Bunu bir dönüştürmemiz lazım bu değerleri. O yüzden kullanacağımız pinler bu dalgalı pinler olması lazım. Yani pulse width modulation pinleri. Bunlar da 3, 5, 6, 9, 10, 11. pinler. İsterseniz ne anlama geldi ona bakalım. Pulse width modulation. Anlamı demek darbe genişlik modülasyonu. Kullanılmasının sebebi elimizde bir sinyal olsun. Bu sinyalleri başka yere göndereceğimizde bu modülasyonu kullanıyoruz. Bu şekilde sinyallerimiz korunmuş oluyor. Yani gönderdiğimiz hale gitmiş oluyor. Arduino'da da belli bacaklarda bu sinyalleri alabiliyoruz, verebiliyoruz, elde edebiliyoruz. LED'imizde de bu sinyalleri kullanacağız. Yani öncesinde şeyi de göstereyim ben size. Bu sinyaller bizim analog pinlerde aldığımız sinyaller. Yani 0 voltla 5 volt arasında zaman aralıklarında değişebiliyor sürekli. Ama bizim dijital pinlerde elde ettiğimiz sinyaller ise bu şekilde. 0 ile 5 volt arasında. 0 ile 5 volt arasında sinyaller veriyoruz. Bu şekilde parlaklığını da değiştirebiliyoruz. Pulse width modulation ile. Şöyle anlatabilirim. Yani 10 bitlik değerleri biz 8 bite taşıyoruz. Şöyle yapalım. 8 bite taşıyoruz. Yani 0 ile 1023 olan 1023 arasındaki değerleri 0 ile 255 arasında taşıyoruz. Bunu yapmak için ise Pulse Width Modulation'ı kullanıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Önümüzdeki derslerde de detayına bakarız. Birçok sensörde kullanılıyor. Motorlarda olsun. Farklı sensörlerde. Önce şimdi LED'imizi bağlayalım. Ben 9. pini kullanacağım şu an. Dalgalı olanlardan. LED'imizin değeri 220 olarak belirledik. Daha sonra LED'imizi bağlayalım. En son olarak ise topraklamamızı bağlayalım. Ve devremiz hazır. LED'imizin bağlantısını yaptık. LED'imizi de gösterelim burada. Nasıl olduğunu için. Anot artı bacağı, katot eksi bacağı. Gördüğünüz gibi şu daha uzun ve geniş olan eksi tarafı. Dar olan dar kısmı ise artı tarafı. Gerçek hayatta kullanırsanız yani bunlar da gerçek hayatta deneyim videolarım da var zaten YouTube kanalımda.
izleyebilirsiniz. Şimdi ise kodlarına geçelim. ID'mizi açıyoruz. Ve değişkenlerimizi tanımlamaya başlayalım. İlk önce pod pinimizi tanımlayalım. Pod pinimiz A0 olarak tanımladık. Daha sonra led pinimiz var. Onu tanımlayalım. Led pinimizi 9. pin olarak tanımladık. Daha sonra ise potansiyometrenin alabileceğimiz değeri tutması için pot value'yu tanımlıyorum. 0 olarak atayabiliriz başta. Devam edelim. Void setup kısmında ise pin mod ile atamalarımızı yapalım. A0 yani pot pinimiz. Pot pin. Input. Geçen dersimizi anlatmıştım. Bir giriş alıyoruz çünkü. Diğer taraftan net pinimiz ise çıkış pin olduğu için output olarak atadık. Loop kısmına geçelim. Loop kısmında ilk önce potansiyometrenin değerimizi alalım. Pardon. Pot value değerimiz. Analog read okuduk. Pot pinimizi atamasını yaptık. Şimdi ise map fonksiyonu kullanacağız. Map fonksiyonu zaten isminden de anlaşılıyor. Haritalama yapıyor. Yani belli bir aralıktaki değerleri belli bir aralığa çekmeye yarıyor. Bu yüzden yani bizim yapmak istediğimizde zaten 0 ile 1023 arasındaki değerleri 0 ile 255 arasında çekmek. Bunu yapalım. O yüzden bir tane daha değişken tanıyorum. Integer. Map value. Map value. Eşittir 0 olsun başta. Map value değerimiz. Map fonksiyonu kullanarak hangi değeri değiştirmek istiyorsak onu yazıyoruz. 5 tane değişken alıyor. Put value. Daha sonra hangi değerler arasında olduğunu yazıyoruz. Aldığımız değeri 1023 arasında 0 ile 1023 arasında değerlerimiz ve nereye taşımak istiyoruz bu değerleri 0 ile 255 arasında taşımak istiyoruz. Daha sonra ise led'imizi yakalım. Digital write komutuyla led pinimizi map value'ye kadar yaktık. Yani 0 ile 255 arasında değerler verdik. Kısa bir delay verelim. 5 milisaniye olsun. İsterseniz bunu deneyelim. Bunu da kaydedelim. Buna da adında adjustable led diyelim. Yani ayarlanabilir led. Kaydettik. Buradan hex dosyamızı alalım. Şu an derlemesini yapıyor. Ve tamamlandı. Hex dosyasını alıyorum. İsimimize gelip program failimize yapıştırıyorum. Değerini değiştirelim. Bir değişiklik olmadı. Bakalım hatamız nerede. Tekrardan gelelim. Evet, hatamız şurada. Burası dijital değil, analog olması lazım. Sonuçta değerlerimiz değişken değerler. Analog write ile atamamız lazım. Tekrardan başlatalım. Gördüğünüz gibi bu simülasyonda parlak, gerçek hayatta parlaklığı değişecektir. Simülasyonda yanma hızı değişiyor. Gördüğünüz gibi arttırdığımızda daha hızlı yanmaya başlayacaklar.
Ve belli bir değerden sonra hep yanık kalacaktır. Evet, şu an hep yandı. Görüyorsunuz. %100 olunca hep yanmaya başlıyor, yanıyor. %0'da da %8'lerde de görüyorsunuz. Hep yanmalar oluyor. İsterseniz buraya bir voltmetre koyarak değişikliği görelim. Çalıştıralım tekrardan. Gördüğünüz gibi değişiyor. Gördüğünüz gibi aralıklar değişiyor. Tabi buraya voltmetre değil, osiloskop koyarak daha iyi anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları kapatalım. Dediğim gibi Proteus derslerimiz şeyde var. YouTube kanalımızda var. İzleyebilirsiniz. Orada osiloskopun detaylı kullanımı anlatılıyor. Evet, gördüğünüz gibi dalgaları pulse width modulation dalgalarını görüyorsunuz. Biraz daha büyütelim. Biraz daha aşağı alalım. Aralığında buradan değiştirebiliyoruz. Bu ağırlık yetecektir. Şimdi potansiyometrenin değerini değiştirerek değişimi görelim. Gördüğünüz gibi işte dalgalar kısalıyor ve LED'imiz daha az parlak yanmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi dalgalar kısaldı. Yani şu üst taraf 5 volt, aşağı taraf ise 0 volt oluyor. Dalgalarımız daha da küçüldü. Ve 0. Arttıralım. Şu an arttırıyorum. Daha da büyüyor dalgalar, da genişliğimiz. Saygılımız artıyor. Ve %100 olunca gördüğünüz gibi LED'imiz hep yanıyor. İnşallah daha iyi anlamışsınızdır. Pulse width modulation ne anlama geldiğini. Bu dersimizde de map fonksiyonu ve pulse width modulation öğrendik. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.